Evet, Serap Koçak, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ankara'dan. Ankara nasıl? Güzel, soğuk, -9 derece. Gayet -9. Soğuk. Evet, inanılmaz soğuk, inanılmaz soğuk. Yani ben Ankara'nın soğuğuna alışık bir kişi olarak, hatta eskiden daha da soğuk olurdu. Soğuk. Yağmadığı için, kar da yağmadı, hiç yağmadı. Yani bir gün yağdı ve bitti, onun soğuğu inanılmaz. Bayağı bir keser yani. Evet, inanılmaz. Benim oğlum doğduğu sene çok feci bir kar yağmıştı. Her yerde yollar kapanmıştı. Hastaneye zor gitmiştim ve nasıl bir ayaz. Aman Allah'ım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Biraz sizi tanıyalım. Ankara'da yaşıyorum. Örgü eğitmeniyim. Örgü kafe işletiyorum. Bakın ne evet. Güzel. Evet. Değişik bir konsept. Örgü kursu veriyorum orada. Hoş şirin bir yerimiz var. Satışta yapıyor musunuz? Satışta yapıyoruz. Yün satışta yapıyoruz. Siparişleri karşılayabiliyoruz. Hanımların çok ilgi gösterdiği güzel, şirin bir yer oldu. Çok küçüğüz daha. Üç aileniz. Çankaya Birlik Mahallesi'ndeyiz. Çankaya adasınız. Evet. Çok güzel. Yeniyiz. Daha bebeğiz yani. Ama keyifli, güzel. Devam ediyoruz. Çok güzel. Duyuralım. Güzel. Ankara'da hanımlar mutlaka gitmek isteyeceklerdir kafenize. Hı-hı. Bugün yapacağımız şey, bayılacaksınız. Yani neydi adı? Ev botu, ev terliği, şunun güzelliğine bakın, yapmak istemez misiniz? Şimdi Serap Hanım bize bunu anlatacak. Ay şu kürklerden o kadar istiyorum ki. Bu böyle şey mi? Yani kürk değildi yani. Bu peluş. Peluş, peluş da. Evet, kürk diyorum. Kumaş satılan her yerde var. Böyle sevimli güzel renkleri. Kaymasın diye kaydırmaz evet, da evet, kaydırmaz dedim. Keçeyle birlikte yaptım ki hem sağlıklı ve şey olsun diye, eskimesin az tabanı diye. Ay çok güzel. Hem de kaydırmaz. Benim ayağıma olur mu bu 38? Olur. 37-38 için 37, olur. 37-38. Pekala, nasıl bir yünle örüyoruz biz bunu? Yumuşak dokusu olan, biraz kalınca bir ipten tercih ederlerse hanımlar gayet güzel düşüyor. Kaç numara şiş ve nereden başlıyoruz? Burnundan başlanıyor. 6 numara şişle, kalın bir iple başlıyoruz burun kısmından. Hatta ayak numaralarına göre keçe alıp bunun üzerinden yaparlarsa, önce tabanını oluştururlarsa daha rahat ederler. Ha. Siz anlatmaya devam edin. Sibel'le biz bir bot çıkarma şeyine girelim. Operasyonuna girelim burada. Tamam. 6 ilmekle başlıyoruz. Evet. Sağdan ve soldan birer ilmek arttırıyoruz. Daha sonrasında... Olur bakın. Canlı yayında. Ben de Sibel'in kafasını açarttım şu anda. Evet. Keçenin geniş kısmını oluşturabilmek için bir taraftan daha fazla arttırıyoruz. Çoklu arttırma dediğimiz ilmeğin arasına girerek... İlmek. Bu keçeler nerede satılıyor? Ayakkabı malzemesi satan, ayakkabı tamiri olan. Rostra orada... salonları. Evet, evet, evet. Oralarda. Rostraca evet. Diyoruz biz onlara. Oralardan temin edebilirler. Tamam. Pahalı bir şey midir bu? Hayır, değil. Kesinlikle değil. Ayakkabıların içine koyuyoruz bazen, o, evet, değil mi? Evet, evet. O koyduğumuz kalıp zaten. Evet. Bunun içinde de kullanıyoruz. Peluş ve örgünün arasında da. Bu iç tarafta evet. O şeyden mi var? Hı-hı. Keçeden var. Keçeden var. Yani şu bunun iç tarafında İçinde. Gizli. Evet, evet. Hem sağlamlığı açısından hem dik durması açısından gayet iyi bir şey. Çocuklara da yapabiliriz. Çocuklara da yapabiliriz. Yine onun için küçük keçeler var onlardan. 6 ilmekle burundan mı başlıyoruz? Burundan başlıyoruz. Açık hali var mı? Görebilir tabii miyiz ki, tabii tane? Ki şu. Açık şu hali. Taban. Hah. Şu. Bakın bu tabanı. Şuradan. Nasıl başlıyoruz? Bunu şöyle göstereyim. Şu kısımdan başlıyoruz. Bu tarafı daha biraz daha fazla arttırarak yuvarlaklığını veriyoruz. Burada daha az arttırma yaparak... Devam ediyoruz. Yani bunu yani, keçeye göre mi? Göre yapıyoruz. Bakın, evet. Biraz da taşıyor dışarı. Tabii ki. Şöyle. O dikiş payı da oluyor. Aa, süper güzel. Daha süper. Sonra üst kısmı, şu kısım oluşturuluyor. Şu. Hı-hı. Daha sonra da boğaz kısmı. Şu. Ha, üç parçadan onu, oluşuyor. Boğaz kısmını da böyle mi dikiyoruz? Evet. Mi evet şöyle. Hı-hı. Şuradan. Şöyle. Yani iğnelenmiş hali de şu. Şurası. Hatta şu peluşu açabiliriz de şöyle de gözükebilir. Ha, böyle yapıyoruz. Sonra bunu içine dikiyoruz. Aynı kalıptan peluşun üzerinden kesiyoruz. Şey tutturdum dikiliyor. İçinden evet. Hı-hı. Aynı kalıptan peluşu kesiyoruz. Onu da dikiyoruz. İçine yerleştiriyoruz. Sonra? Bu kadar. Ay çok güzel yapmışsınız.
Teşekkür ederim. Peki kaç liraya? Peluşlar pahalı mı? Onun da fikrim yok. Yok değil. Zaten yarım metre kadar bir peluş kullanılıyor. Yani böyle bir bot bize kaç liraya? Yünü dahil. Yünü dahil aşağı yukarı 15 TL'ye mal olur. Tamam. Şimdi başlayalım, gösterelim. Ben de rahat mı bir test edip yapacağım. Arttırmalara devam ediyoruz. Evet. Her iki taraftan da. Bir tarafının yuvarlağı daha fazla olduğu için daha fazla arttırma yapıyoruz. Bu keçe çok iyi fikir bize, biz hanımlara. Başka şeyler de yapabiliriz. Evet. Mesela şunun üstüne bir tane daha yapıp, şimdi ben ters tarafını koyuyorum. Üstüne de şunu yapıp terliği yapabiliriz. Çok güzel olabilir. Evet, çok güzel. Çok güzel olabilir. Ben şimdi buradan fikri alıyorum. Hı-hı. Çok güzelmiş. Çok güzel. Bu parçaları tek tek resimleyelim, koyalım ve siz çok açıklaması güzel bir açıklama var. Yapmışsınız. Çok teşekkür ediyorum. Rica çok ederim. Da güzel çalışmışsınız. Evet. Şimdi siz nereye örüyorsunuz? Bana tekrar ben alayım. Ben şu kısmı örüyorum altı şu anda. Evet. Başladınız. Şöyle göstereyim. Evet. Şu. Bir tarafı daha fazla bir yuvarlaklık olduğu için tabanda orayı biraz daha fazla arttırıyoruz. Buradan daha az bir arttırma. Sonra düz olarak devam edip şurayı oluşturmak için de küçük kesmeler yapıyoruz burada. İki yani ilmek kadar eksiltiyoruz. Önümüzde bir patron olursa ona daha göre rahat, artırarak tabii. Kestirerek herkes ayağına kesinlikle. Göre. Veya bir çocuğa yapacağız. O 26 numara. 32 numara, onun 30 numara. Şu mesela Derya Hanım, küçük bir keçemiz var şu. Mesela bu numaraya yaptığınız zaman bunu kaçla başlamak gerekir? 3 ilmek, yani birer ilmek eksilttiğiniz zaman daha bir küçülecektir o. Yani bu 6 ise eğer bunu buradan 2 veya 3 ilmekle başlamanız yeterlidir. Arttırmalar yine aynı süper. Olacak. Süper. Sadece güzel. Sadece başlangıç değişecek. Yani ben çok beğendim. O zaman ayağımda bunu görelim. Hakikaten yumuşacık, sıcacık. Buyurun. Güzel olmuş. Süper. Yalnız ayağımdaki 37. Evet, küçük geldi sanırım. Hayır, bir tık küçük geldi. Sonra başka neler yapmışsınız? Biz sizi sık sık bekliyoruz buraya. Teşekkür ederim. Şunun şıklığına, güzelliğine bunlar sipariş üzerine yapılıyor çalışılıyor, mu? Evet, sipariş üzerine çalışıyoruz. Ay kız çocuklarının en beğendiği şeyler. Şu tüller. Bu nedir? Bu pazen, pazen mi? Pazen. Pazen var mı hala? Hala var ve çok güzel desenleri ay, var. Ay bunlar yatak ölçüleri çok falan ya. Yapılır. Evet. Çocuklara çarşaf. Evet. Pantolon. Ay gecelik ne kadar güzel olmuş bu. Nasıl bir model? Şu nedir şu? Bu da erkek çocuğumuz için penyenin üzerine adapte ettim. Hani çok küçükken giyemezler ya. Evet. Penyenin üstünde olsun. Rahatça giysinler diye o dikili oraya. Süper güzel. Sibel ablanın işi diye merak var. Bir dakika. Gidiyorum o tarafa doğru da. Şu bu da elbisemizin deriz. Ayakkabıları. Peki bunları şu tek boyunluk. Tek yapalım. Evet. Bu boyunluklar evet. İşte çok moda. Evet. Şimdi biz hani biz içine şey koyduğumuz şeyi ne zaman göstereceğiz Sibel? Seyirciler o gün. Onu yarın göstereceğiz. Ay yarın sakın bizden ayrılmayın. Almanya fikirleri siz de seyredin lütfen. Siz de seyredin. Çok basit bir şey ama işte düşünen düşünüyor. Evet. Bizim niye aklımıza gelmedi diye ben kafamı böyle dünden beri masalara vuruyorum. Ama yarın kaçırmayın. Kaçırmayın. Almanya fikirleri şahane. Bunları da görelim. Tamam. Sonra yapalım. Tamam. Evet Sibel. Ay şunu da göstereyim Sibel'in işine öyle geçelim. Çok güzel oldu. Bu da çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Süpersiniz. Süpersiniz. Bakın fikirler burada. Bizden göstermesi, alması sizden. Sibel Hanım siz ne yapıyorsunuz? Şimdi şu çileği gösteremedik. Biz bir evet, çilek yapacağız şimdi. Buyurun. Bunun için beyaz kadife yünle ilk başta ilk sırada 5 tane ikili trabzan yapıp çileği oluşturduk. Arada bir sıra sadece ikili trabzan yaptık. Şimdi ikisinin arasına gelmesi için ikinci sıradaki çileğin baştan 7 tane ikili trabzanı yaptık. Trabzanı kapatmadan kırmızı ipi aldım içine. Evet. Şimdi üstüne aldım. Takip eden ilmeğe 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 aynı ilmeğe 2 3 ve 4. 4 tane kırmızı iple ikili trabzanı yaptıktan sonra tığdan ilmeği çıkartıyorum. İlk ilmeğe batıp çıkarttığım ilmeği alıp içinden geçiriyorum.
biraz sıkıştırıyorum. Sıkıştırdıktan sonra şimdi yapraklarını yapmaya geldi sıra. Bu yeşil ebruli kadife yününe içinden geçirdim. Bir ilmek aldım. Şuradan bir, iki ve üçüncü ilmeği de alıyorum. Hepsini birlikte topluyorum. Orjinali yaprakları ebruli kadifeden evet, miydi bu? Evet. Çok güzel düşüyor. Hı? Yapraklarını oluşturduktan sonra şimdi bu yeşil ve kırmızı ipi arada kalacak şekilde beyazla şuradan aldım. Yani bunu ikili trabzanı yapıyorum. Bir dağarcığa atmak lazım. Vallahi bu evet. Çok güzel bir her şey. Zaman lazım olur. Aynı zamanda bunu Gülsüm Hanım dükkanda normal yünle de yaptı. Bir, çileklerimiz biraz daha küçük küçük oldu ama çok güzel oldu. Çilekler küçük oldu ama evet, güzel oldu. Evet, çok güzel oldu. O zaman sayıyı arttırabiliriz orada. Olabilir. Üçlü trabzan yapılabilir. Dört yerine altı tane ikili trabzan yapılır. Ya bu yine çok aynı güzel şey bir olur. Şey. Evet. Bakın hele şunda nasıl düştü? Nasıl düştü? Şu iki renk, bu renk. Evet. Göster onu da yan yana koyalım. Baksanıza Gonca yani Gül oldu onda da. Yani kim ne isterse yapsın. Gonca Gül gibi, çilek gibi, evet. Küçük domates gibi. Hı-hı. Evet, botu da çok beğendik. Siz botun bütün parçalarını lütfen çekelim Twitter, tamam. Facebook ve bütün sosyal medya mecralarda paylaşmak üzere. Sizin Facebook sayfanız var mı? Var. Var. Ama bir şeyin ismi ise söylemeyeyim. Evet, ismi var. İsmi. Onun için... Serap Hanım, Serap. Koçak diye de girerlerse. Tamam, Serap, Koçak. Şu yel üzerinizdeki yeleği. Arkadaşlar bir gösterirlerse yeleği mutlaka ilerleyen zaman diliminde yapalım. Şu arasına geçirdiğiniz şeritler de çok şık olmuş, çok güzel olmuş. Tarifi sizin sosyal medyadaki şeylerinizde yemeği bulabilirler. Evet evet, benim sayfalarımda var, buyursunlar. Olay çok 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 güzel. Patik çok beğenildi. Yazılar küçük diye bir şey var. Biz deryabaykal.com'a da koyalım. Hem oraya koyacağız hem de hanımefendinin iletişim şey adreslerini de verip dilerlerse girip bakabilirler. Evet tabii. Hı-hı. Şeyde gözükmüyor. Hı-hı. Bazen büyümüyor resimler. Evet, evet. Mesela Instagram'da resmi büyütüp Hı-hı. alamıyoruz. Onun için Instagram'a koymadım ben o bilgiyi. Hı-hı. Facebook'ta var, orada büyütebilirsiniz yazıları. Ben de görmüyorum Hı-hı. mesela bazı yazıları. Teşekkürler geldiğiniz teşekkür için, katıldığınız için. Ankara'ya kucak dolusu sevgiler, selamlar ederim. Buradan da gönderiyorum sizinle.